Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min haline ilinnar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızı 10. sözden namı diğerli Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da Zeyl'in ikinci parçasındayız. Zeyl'in ikinci parçası ne yapıyordu, ne anlatıyordu bize? Bize hayat aynasından akaid-i imaniyenin görünüşünü tarif ediyordu. Yani hayat öyle bir şey ki vahdet ile kainatta görünen hayat ile bir misali musagada toplanmış. Nasıl kainatın bütünü akaid-i imaniyeyi ispat ediyor? Yine hayat da kendi kabınca, kararınca o akaide, o erkan-ı imaniyeye bir aynalık yapıyor. Bunun parçalarında Bediüzzaman Hazretleri bize metin boyunca izah ediyordu. En son melaikeye iman rüknünü konuşmuş, sonra da peygamberlere iman rüknüne başlamıştık ama onun tamamını konuşamamıştık. Bugün yine peygambere iman rüknüyle ilgili bölümün tamamını okuyacağım. Ondan sonra da dönüp konuşmadığımız kısmı tefekkür ederek ama konuştuğumuz kısmı da hızlı geçerek bir parça anlatmaya çalışacağım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Tabii şimdi anlatmaya çalışacağım diyorum ama aslında ben önce anlamaya çalışacağım. Cenab-ı Hak ne diyelim, rüştümüzü ilham eylesin. Pekala, başlayalım. Hem hayatın sırrı mahiyeti, peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Hem hayatın sırrı mahiyeti, peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayy-i kayyum-u ezeliğinin bir cilve-i azamıdır, bir nakş-ı ekmelidir, bir sanat-ı ecmelidir. Madem hayatı sermediye Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Parantez içi not. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayat-ı ezeliye bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve nazil olan kitaplardır. Parantez kapandı. Elbette kainattaki hayat kat'i bir surette hayy-i ezelinin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi o hayat-ı ezeliyenin şuaatı, celevatı, münasebatı olan irsal-i rüsul ve inzali kütüp rükünlerine bakar, remzen ispat eder ve bilhassa Risalet-i Muhammedi aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Evet, nasıl ki hayat kainattan süzülmüş bir hülasadır. Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. Ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır. Ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammedi aleyhisselatu vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatül hülasadır ve Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam dahi asarının şehadetiyle hayatı kainatın hayatıdır. Ve Risalet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Ve vahyi Kur'an dahi hayatlar hakaikının şehadetiyle
hayat-ı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Burası biraz karmaşık oldu ama açmaya çalışacağız. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam nuru çıksa, gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyamet koparacak diyor ve burada bu kısmı bitiriyor. İlerleyen bölümde imanı bil kader rüknü anlatılacak hayat üzerinden yine. Oraya geçmiyoruz. Çünkü buranın daha hakkından gelemedik. Gelmemiz de pek mümkün gözükmüyor. Ancak işte karınca diyelim dağdan ne koparabilir? Öyle bir şeyi kopararak kendi rızkımız etmeye çalışıyoruz. Pekala, en baştan tekrar bir gelelim. Ama burayı kısa tutacağız çünkü ilk paragrafı konuştuk. Hem hayatın sırrı mahiyeti, yani hayatın mahiyetindeki, içindeki, yapısındaki sır, peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen, yani işaret ederek ispat eder. Yani hayata baktığınız zaman ortasında peygamberlere iman et yazmıyor ama hayatın biraz arkasına doğru okuma yaptığınızda o hayatın içindeki hakikat, sırlar, gizemler, kanunlar vesaire, bunlar peygamberlere imana işaret ediyorlarmış. Allah Allah, nasıl? Evet, madem kainat nereden geliyor? Kün. Cenab-ı Hakk'ın kün emriyle, ol emriyle olanlar manasında, kainat künün çoğulu, olanlar demek yani aslında. Madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayy-i kayyum-u ezeliğinin bir cilveyi azamıdır, bir nakş-ı ekmelidir, bir sanatı ecmelidir. Şimdi bir, kainat hayat için mi yaratılmış? Evet, bunu geçen derste çok konuştuk. Varlıktaki hiyerarşi bunu bize söylüyor dedik. Yani varlıkta hayat sahibi olanların hayat sahibi olmayanlar üzerinde bir tasarruf hakkı var. Üstün özellikleri var, meziyetleri var. Onları kendi yollarında kullanabilme hürriyetleri var. İrade-i cüz'iyeleri var. Bu içlerinde bir hiyerarşi olduğunu gösteriyor. Hiyerarşi de amaç ve süreç arasında bir ayrım yapmaya götürüyor bizi. Cansızlar bir süreç ama canlılar bir amaç. Bununla neyi kastediyorum? Yani gayelerin canlılık olduğu, o canlılığı devam ettirmek için de cansızlığın var olduğu, nihayetlerinin canlılığa bağlanmasından anlaşılıyor. Yani her şey bir şekilde o canlıların varlığının devamına çalışıyor. Hatta evrenin başında öyle bir kanunlar oluşmuş ki, evrenin sabiteleri diye bir şeyler oluşmuş ki, bunlar bile sanki hayat gözetilerek konulmuş kurallar. Demek ki hayatın varlığı bir merkez. Etrafındaki bütün diğer her şey onun oluşmasını kollar, destekler, idare eder, ihtiyaçlarını karşılar şekilde şekillendirilmiş. Elbette Cenab-ı Hak bunu hayatı maksud olarak gördüğünden yapmış. Bu da onu gösteriyor dedik yani. Hayatın kainattaki hakimiyeti, var olduğu yerde yönetici konumu ve onun potansiyel olarak diğerlerinden aşkınlığı, kainattaki amacın hayat olduğunu gösteriyor. Madem kainat hayat için yaratılmış, elbette şöyle yanlış anlaşılmasın, cansızların da Cenab-ı Hakk'ın esmasına çok aynalığı var. Ama hayat daha merkezi olduğu için onun etrafında şekillendirilmiş. Nasıl bir kilimde en merkezde en girift nakış olur, en güzel nakış. Bir de onun etrafında farklı farklı motifler, ipler vesaire olur. Bu demek değildir ki onlar hikmetsiz. Hayır, onların da hikmeti var. Ama o en girift motif gibi de olamazlar yani. O en merkezdeki şey, en girift olan şey, en komplike olan şey, o başka bir şey. O daha aşkın bir şey. Yani denilebilir ki ya bu kilim bu nakışı koymak için örülmüş dense hata olmaz. Bu diğerlerini hikmetten düşürmez. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayy-i kayyum-u ezeliğinin bir cilveyi azamıdır. Bir nakş-ı ekmelidir, bir sanatı ecmelidir. Burada dedik ki hayy-i kayyum-u ezeliğinin böyle sıralanmasında bir hikmet var. Çünkü hayat hem hay ismini istiyor
hem kayyum ismini istiyor hem ezeli olmasını istiyor o isimlerin sahibinin. Neden böyle? Çünkü ezeli bir biliş, ezeli bir görüş, ezeli bir takdir ancak hayatın bu kainattaki varlığını açıklayabilir. Öyle bir yerde duruyor ki hayat, o tablonun tam olması gereken yerde. İşte bugün dünyanın yeri. Dünya öyle bir yerde ki az biraz geri gitse donacağız, az ileri gitsek yanacağız. Diyelim başka galaksilerde falan böyle şeyler var, gezegenler var. Bakıyorsunuz ya dünyaya biraz benziyor diyorlar, bir yaklaşıyoruz ya da işte bilgi sahibi oluyoruz, yok alakası yok falan. Yani dünyanın durduğu yer, konumlandığı yer, tam biyolojik hayatın oluşması istenilecek bir yer. O açıdan ezeli bir takdir. Hayat nerede olur? Bunun ta kainatın başında takdir edilmiş olması lazım. Bizim için kainatın başında. Yoksa Cenab-ı Hak için zaman ötesi. Hani biz o bütünlüğü görünce böyle diyoruz. Ya öyle bir düzen var ki bu parçanın burada olması için kainatın başında bu hamlenin yapılması lazım. Çünkü biz zaman için bir mahlukuz. Zamanın içinde sanki satranç hamlesi gibi düşünüyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak için olmuş olacak olan hepsi manzara alasında bir. Onun için zaman yok ki, zaman bizim maruz kaldığımız bir şey, bizim sınırlılığımızla ilgili bir şey. Cenab-ı Hak sınırlı olmadığından onun öyle bir şeyi yok. Ya bunu şimdi yapayım sonra bakayım ileride böyle olacak mı falan gibi haşa sümmaşa tahmini falan yok. Her şey tasarrufu altında. Kayyum ismini demiştik, hayat her an devam ettirilmesi gereken bir şey, her an kullanması gereken bin türlü denge var hayatta, her anı orijinal. Bu da ancak kayyum ilişkisi, Cenab-ı Hakk'ın her an yarattığı hayatın içinde tasarrufta olmasıyla, onun üzerinde etken olmasıyla mümkün demiştik, etkileyen olmasıyla mümkün demiştik. Hayza zaten hayatın yine hayatla ilgisini anlatıyor. Yani hayatın farkındalığı diyelim, yine bir farkındalık işi. Cenab-ı Hak hayat denilen bir şeye sahip olmalı. Yani hayatın çok cüzü var da arkadaşlar, yani cüz diyoruz Cenab-ı Hak için böyle kullanılmaz da, sıfatı var diyelim hayatın. O sıfatlardan bir tanesi mesela benim aklıma gelen şu an farkındalık. Yani farkında olmanız lazım. Hayat sahibi olmak demek iç dış ayrımı yapabilmek demek. Hayat sahibi olan iç dış ayrımı yapacak ki dışından rızık alıp içinin dengesini koruyacak. Bizde öyle işliyor mesela. Cenab-ı Hak da yaratışında mesela bizi bilmeli, biz neyiz? Mahlukuyuz, biz o değiliz haşa sümmaşa. Cenab-ı Hakk'ın hayatı var ki bu hayat yaratılıyor. Bizi biliyor. Bilmek de mesela hayatın sıfatı. Bizi görüyor, işitiyor vesaire. Daha diğer sıfatları da düşünün Cenab-ı Hakk'ın. Yani bunlar onda olmalı ki o hayat bizde oluşabilsin. Bunlar Cenab-ı Hak'ta olmasaydı haşa sümmaşa bizdeki hayat oluşamazdı. Onların olmasıyla bu hayatın varlığı açıklanabilir. Hayat işte Cenab-ı Hakk'ın sonsuz hayatıyla ancak açıklanabilir bu varlıkta. Elbette bizim hayatımız gölgesinin 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 gölgesinin, artık onu uzatın gitsin, çok küçük bir numunesi, bir biyolojik hayat, maddeli bir hayat. Cenab-ı Hak ise maddeden mücerret. Haşa sümmaşa onu böyle sınıflandıramayız. Bizdeki onu anlamak için küçük bir numune. Evet, madem hayatı sermediye Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, parantez içine geri döndük. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayatı ezeliye bilinmez. Nasıl bir adamın söylemesiyle diri, bakın hayatın sıfatları, nasıl bir adamın söylemesiyle diri ve hayatlar olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve nazil olan kitaplardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecellisini, bu tarz sıfatlarının tecellisini biz haşa sümmaşa Cenab-ı Hakk'ın kelamullahını ona yakışır şeyle duyamayız, bizim kapasitemiz yetmez. Zaten o iş ses işi, kulak işi de değildir yani. Cenab-ı Hak sesle konuşmaz. Cenab-ı Hak sese muhtaç olmaktan, hava dalgalarına muhtaç olmaktan, ses tellerine muhtaç olmaktan vesaire münezzehtir. O sesi biz, yani o ses diyoruz yine haşa sümmaşa. Yani o kelamı biz kaldıramayız. Bizim kapasitemiz belli. Ama yine de o sıfatını bize bildiriyor. Neyle? Neyle?
peygamberler üzerinden onlara indirdiği vahiyle, yani kelamullah sahibi olduğunu, bir de kalbimizdeki ilhamla yine bildiriyor. Kalbimize gelen ilham da bunun bir delilidir. Cenab-ı Hakk'ın kelamının delilidir. Ama onun vahiy gibi değildir. Vahiy ile arasında derece farkı vardır. Vahiy umumidir, ilham hususidir. İlhamda karışıklık çoktur. Ama vahiy durudur, temizdir. Ondan din oluşacağı için, o mesaj umumi olduğu için ve bir de geldiği gönül temiz olduğu için, Peygamber Efendimiz gibi aleyhissalatü vesselam temiz kalpli peygamberlere indiği için elbette mesaj çok temizdir. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gelir. Yani böyle bir nümayişle, tabiri caizse bir ferman gibi iletilir. Onda bir derece farkı olduğu bunlardan da anlaşılır. Yani vahiy umumidir. Vahiyden kimse kaçamaz. Herkes sorumludur ondan. Mesela İslam'ın gelen emirlerinden herkes sorumludur. İster Kur'an'da olsun, ister sünnette olsun. Tabi bağlayıcılık yönüyle mezhep imamlarımız, o fakihlerimiz bunların ayrımını yapıyorlar sünnet içindekiler için veya Kur'an içindekiler için, ama yine de muhatabiyet olma açısından bizim orada bir ayrımımız yok. Mesela içki emri, içkinin haramlığı emri. Kim kaçabilir bundan? Kimse kaçamaz. Umumidir. Ama kalbimize gelen ilhamların hususi yanları vardır. Bizi bağlar sadece. Bazen şeriata aykırıysa bizi bile bağlamaz mesela. O ilham belki biz yanlış görmüşüzdür, yanlış anlamışızdır. Böyle yanları da olabilir. Ama vahiy bağlayıcıdır. Neyse, bu şeyi geçeyim. Umum husus mevzusunu geçeyim. Cenab-ı Hakk'ın bu gibi sıfatlarını biz nereden biliyoruz? Yani Cenab-ı Hakk'ın hayatını nereden tanıyoruz tabiri caizse? İşte peygamberlerden ve nazil olan kitaplardan, suhuflardan. Cenab-ı Hakk'ın hayatını biz onların üzerinden görüyoruz. Yani bu gelişler, mesajlar, emirler, nehiler, ilhamlar vesaire bize şey diyor. Yani bizim muhatabımız hay bir Allah. Konuşuyor, konuşuyor ve durumumuza göre, konuştuğuna göre bizim halimizi de biliyor, işitiyor duamızı, onu söylüyor, haber veriyor vesaire. Kur'an'daki ifadelere bakın veya işte sünnetteki ifadelere bakın. Ya bu Cenab-ı Hak hayat sahibi olmayan bir Cenab-ı Hak mı, haşa? Çok belli ki hayat sahibi. İşte hayatın aynalığı. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bütün peygamberler, Kur'an başta olmak üzere bütün vahiyler gösteriyor ki Cenab-ı Hak hayattardır. Ve hayat aynasından da böylece neye iman edilir? Peygamberlere ve kitaplara. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip, emreden ve yasaklayan, hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve nazil olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat, kat'i bir surette hayy-i ezeliğinin vücubu vücuduna, olmazsa olmazlığına kat'i şehadet ettiği gibi, o hayat-ı ezeliyenin şuaatı, celebatı, münasebatı olan irsal-ü rüsul ve inzal-ü kütüp rükünlerine bakar, remzen ispat eder. Ve bilhassa Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan, bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Şu son cümleyi bir daha okuyayım. Ve bilhassa Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan, ya yani bu bize böyle geliyor mu yaşarken? Ya bizim de hayat diye bir şey var. Kainatta hayat diye bir şey var. Dünyada hayat diye bir şey var. Bu hayat ruhu ve aklı Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'ani olan bir hayat. Allah Allah, bunun nasıl bir ilgisi var? Bizim yaşayışımızla şimdi doğrudan bir şey gözükmüyor. Hani vahiy olmasa, Risalet-i Muhammediye olmasa bizim aleyhissalatü vesselam bizim hayatımızda ne eksilir ki Bediüzzaman böyle söylemiş. Bir daha okuyorum cümleyi. Ve bilhassa Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve vahyi Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan, bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Şimdi aşağıda bunu biraz açacak. Orayı da okuyalım, ondan sonra üstüne konuşalım bunu. Evet,
Nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır. Şimdi niye böyle dediğini anlayacağız bu katmanları açarken. İcmalen şöyle bir şey söyleyeyim başlarken. Şimdi ileride gene yolumuz karışacak çünkü belki çıkarız belki çıkamayız. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletiyle ve Kur'an'la beraber gelen o bilgi, marifet, anlam öyle bir şey ki o anlam eğer var olursa hayatın bir anlamı oluyor. Yani taştan canlıyı ayıran şey ya bu canlı boşuna yaratılmamış, bu canlının bir hikmeti var veya insanı kayadan, insanı dağdan, insanı ne diyelim cansız herhangi bir şeyden ayıran şey ya bu ayrıyeten bunun yapılmasında hikmet oldu, iyi oldu, gerekliydi dedirtecek olan şey dinle gelen bilgidir. Eğer dinle gelen bilgi yani vahiyle ve sünnetle gelen bilgi, risaletle gelen bilgi olmayaydı bizim taştan kayadan yüksekliğimiz olmadığı gibi bir de geriye düşerdik. Mesela o taşı koyuyorsun 1000 yıl yerinde duruyor. Bir şey olmazsa, başına bir şey gelmezse veya bir metalden bir şey yapın, koyun insan şeklinde bir heykel. 10 binlerce yıl, milyonlarca yıl duruyor. Ama insan 60-70 yıllık ömür. Ya bu kadar sanat, bu kadar incelik, bu kadar duygu, bu kadar akıl, bu kadar düşünüş ama ömrü şu kadarcık. Veya o taşın hiçbir şeye ihtiyacı yok, o heykelin bir şeye ihtiyacı yok. Zaten putperestlik de biraz buradan doğmuştur. Yani yapıyorsunuz taştan bir şey, insan gibi değil o. İnsandan daha dayanıklı, insandan daha az ihtiyaçlı. Biz acıkıyoruz, susuyoruz, sohbet etmek istiyoruz, yalnızlık çekiyoruz, üzülüyoruz, seviniyoruz, bilmem neler oluyor. Her bir anımızda eksikler var. Keşke şu olsa, keşke bu olsa, keşke şöyle olsa, böyle olsa, altın kafese koysalar, ille de vatanım diyoruz vesaire. Bunlar bizde hep bir yara. Ama o taşta, o kayada o yara yok. Bak, eğer dinle gelen bilgi olmazsa, bir ahiret bilgisi, bir Allah bilgisi, o hayatı ötesiyle, sonsuzluğuyla beraber anlamlandıracak bir bilgi, bu dünyadaki faniyatını açıklayacak, yerine koyacak bilgi olmazsa, hayatın, hayatlığının hiçbir avantajı yok. Bir de üstelik geriye düşürüyor bizi. Bu dünyada evet, bak çok şeyler yapıyorsun. Cep telefonun var, bilgisayarın var, internetin var da, tık geldi zamanı bir sekte, bir işte beyin kanaması, Allah muhafaza, Allah cümlemizi muhafaza eylesin ani gelen ölümlerden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'a sığınırmış ani gelen ölümden. Biz de ondan sığınalım arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hak tövbe edecek, günahlarımızın affettirebileceğimiz, ona gidişe hazırlanabileceğimiz bir süreç bize nasip eylesin, ani ölüm göstermesin. Bak o süreç içinde yaşadığınız şey, sizi cansız bırakın hani şeyleri, cansızları hayvanlardan bile aşağı düşürüyor. Hayvanın bir şeyi yok, bir derdi yok öyle. Yani insan gibi sonsuzluk şuurunda olmadığı için. Ya ben yarın öleceğim ya da şuna niye ulaşamadım, ben Ferrari'ye niye binemiyorum. Bakın Ferrari yine uzun bir aradan sonra dersimize konuk oldu. Veya işte niye şu adam gibi yakışıklı olmadım, niye bunun kadar güzel olmadım, niye onda şu para var da bende yok. Ya hayvanın böyle bir derdi yok ki. Serçeler var olduğundan beri, Allah onları yarattığından beri her bir serçenin derdi aynı miktarda. Yani şu yemimi bulayım, akşam yuvama gireyim, tamam benim işim bitti diyor serçe. İnsan öyle mi? Her bir ferdimizde bir de zaman geçtikçe ihtiyaçların da ziyadeleşmesi var. Eskiden ihtiyaç 10'sa şimdi 100 olmuş. Üstad da söylüyor ya bunu. Yani modern zaman bizim ihtiyaçlarımızı da çoğaltmış. Elektriğimiz olsun istiyoruz, suyumuz güzel aksın istiyoruz, istediğimiz an sıcak su olsun istiyoruz, ne bileyim internetimiz olsun istiyoruz. Bunlar eskiden ihtiyaçtan değildi. Yani şöyle, var oldukları bile bilinmiyordu. Bugün öyle değil. Hülasa lafı çoğaltıyorum. Yani dinin getirdiği anlam olmazsa hayat çok geriye düşüyor, amaçsızlaşıyor, yükleşiyor. Hatta sanki acı verilsin diye onu verilmiş gibi oluyor varlığa. Hayatlı bir şey eğer ahiret yoksa acı kaynağı oluyor. Çünkü ölümünü seziyor. O bütünlüğünün dağılışını biliyor. Eskisi gibi olmayacağını hissediyor her bir an geçtiğinde. Pekala, bir vaktimize bakalım, devam edelim. Şimdi işte bu söylediğim özet mananın açılımı, Üstad Hazretleri'nin madde madde bunu detaylandırarak gidişi bu paragrafta arkadaşlar. Evet,
Nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır. Hayat, kainattan süzülmüş bir hülasa. Ne manada? Birincisi, hayatın içindeki materyaller kainatta çoklukla bulunan şeyler ama böyle komplike bir şekilde bir yerde toplanmıyorlar. Şimdi insanda neler var? Fosfor var, kalsiyum var, demir var. Değil mi? Kanda mesela al yuvarlarda demir sayesinde oksijen tutulabiliyor. Onların ismi neydi? Bak unuttuk. Lisedeyken bunları hep öğrenmiştik. Fosfor beyne lazım. İşte kalsiyum kemiklere lazım. Başka başka birçok mineral var. Bu mineraller normalde doğada yok mu? Var ama doğada böyle hepsi bir arada komplike bir şekilde birbirine yardım eder şekilde bulunmuyorlar ki. İnsan sanki 2 gram ondan, 3 gram bundan, 5 gram şundan toplanmış bir özel macun yapılmış gibi. İnsan veya diğer canlılar. Yani Cenab-ı Hak hayatla varlığı süzmüş ondan bir hülasa almış gibi. Dağınık olarak bulunan madenler dünyada yok mu var? Ama getiriyorsunuz, bir yerde topluyorsunuz, öyle de bir düzende topluyorsunuz ki bu kendi başına yaşar, kendini çoğaltır. Kendisi çoğaltmıyor, elbette Allah yaratıyor ama bir şekilde hani dışarıdan görünüşü şekilde söyleyelim. Bir hücre kendini çoğaltır, kendisinden bir sürü yapar bir şekilde. Hülasalaşıyor varlığın içinde. Bu bir. İkincisi, bir de duygu düşünce yönü var bu işin. İnsan evet küçük bir canlı veya işte diğer canlılar küçük ama öyle bir ilgileri var ki etraflarıyla sanki o bölgenin hülasası gibiler. Malumat açısından da. Şimdi sen bir tane insanı alsan, uzaya kaçırsan, diyelim uzaylısın, geldin uzay mekiğinle, çektin rüt diye bir tanesini yukarı aldın. O insandan bütün dünyaya dair bilgiler alır mısın? Alırsın. Hem bedeninden alırsın, yani bedenini inceleyerek bulursun. Ya bu dünya nasıl bir yermiş, bunu yaşadık, ortamda ne şartlar varmış. Fizyonomisini inceleyerek bu bilgiye ulaşırsın. İkincisi, ona sorarsın. Onu incelerken, ondan bilgi alırken de bunu öğrenirsin. O da sana anlatır. Çünkü biliyor. Aktarabilir bu bilgiyi yani. Bak ikinci bir şey de bu. Duygularından, düşüncelerinden, hafızasından vesaire, hayalinden hatta dünya toparlanır. Oldu mu hülasa? Oldu hülasa. Nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır. Ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş. Hayatın bir hülasasıdır. Şuur, yani işte o farkındalık diyoruz. Şuur, farkındalık demek. Burada nasıl verilmiş acaba manası? Bakalım. Bilinç, idrak. Evet. Yani anlayabiliyorsunuz bu bundan ayrı, bu değil. Onun niceliğini, niteliğini, kendinizden farklarını, başka şeylerden farklarını idrak edebiliyorsunuz. Bu şuur oluşturuyor. His ne? His de şuurun tanıma yollarıdır arkadaşlar. Şuuru dünyayı neylerle tanır? Hislerle tanır. Çünkü o hislerdir zaten o kıyas araçları. Bu bundan daha siyah. Bunu neyle bildin? Hislerinle, görme hissinle. Bu bundan daha gürültülü. Neyle bildin? Duyu hissinle, yani kulak hissinle. İşte isterse batini şeyler olsun, duygular olsun mesela. Duygular da yine öyledir. Onun ondan ayrımını sağlarlar. Bu yüz niye diğerinden beni daha çok etkiledi? Daha güzel. Veya işte bu surat niye beni diğerinden daha çok sarstı? Çünkü daha sert baktı. Bak kıyas aslında hem dışımızdaki duyular bize bir kıyas şeyi sağlıyor. Bu işte altı his. Hem de içimizdeki hisler kıyas aracı sağlıyor. Oradan bilgiler böyle geliyor. Yani şuurun dışarı uzanmış kolları gibi. Şuur ve his dahi hayattan süzülmüş. Hayatın bir hülasasıdır. Hayat nasıl var? Ayrı bir bütünlük olarak var. Kainat bir bütün. Hayat da onun içinde bir bütün. Doğru mu? Şimdi bu ayrı bütünlüğün idrakı nasıl oluyor? Şuur ve hisle. O dışında bir şey, ondan bir şeyler hissediyorsun. Şuurun da diyor ki bu böyleymiş, şöyleymiş, ben değilmiş, o öyleymiş falan. Ne oldu? Bak hayatla bildiğini bunlarla aslında tanıyor oldun. Daha da çetrefil bir şekilde diyelim. Tanıyor oldun. O da onun hülasası oldu. Farkındalığın hülasası şuur ve his. Şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır. Bak akıl dediğimiz şey ne oldu? O işte fark ediyoruz, kıyaslıyoruz, şu bu var ya. Akıl
Onların süzülmüşü, en üst düzeyi, en karmaşığı. Akıl öyle bir şey ki neler nelere bağlıyor. Yani sadece bir tek hücrenin farkındalığı gibi değil onun farkındalığı. Tek hücrenin de bir farkındalığı var. Besinini tanıyor, düşmanını tanıyor. Olması zaten hayatta kalamaz. Ama bak onun farkındalığı nerede? Ondaki şuur ve his nerede? Bir de bizdeki akıl düzeyi nerede? Daha üst, daha çetrefil. Evet, daha girift. Ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Bak, ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Burada bakın basamak değişti. Hülasa falan demedi. Sabit zatıdır dedi. Yani en sonuçta bunu şuna benzetiyorum. Yani Cenab-ı Hak hayata hayat olacaksın diye emretmese ruh emirden ya emir dairesinden elbette Cenab-ı Hak ona bir maddi beden, misali beden giydirmiş veya işte bu bedenlerimizi giydirmiş, içine koymuş ama nihayetinde varlığı onun kanununa, emrine bakıyor yani. Cenab-ı Hak öyle emretmese, o ruh denilen şeye öyle olacaksın demese olmaz. Anlam da anlamını Allah'ın emriyle buluyor. Anlamını, anlamlı olmayı Allah'ın emriyle buluyor. Allah'ın emretmediği zaman ya da Allah nehyettiği zaman anlamlı şeylerin de anlamı yok. Anlamlı şeylerin de anlamı yok ne demek? Batıl olabilir. Belki batıl olarak ona bir anlam biçilmiş olabilir. Ama ne ki Allah ondan razı değil anlamı yok. Nitekim seküler sanatlarda ya anlatmıyorum adam size sayfalarca anlatıyor. Bu şu anlama geliyor bilmem şu bu falan filan. Böyle uzun uzun sayfalarca belki saatlerce kendi o mesleğinin şeyini anlatıyor. Ama Allah razı değilse o anlamın anlamı yok. Anlamın anlamı Allah'ın razılığı, emri ve razılığı yani muradı o olması. Bu açıdan baktığınız zaman evet ruh Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın hayata var olacaksın demesi gibi bir şey. Ruhlu hayatlar, hayatın salif, safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatül hülasadır. Risalet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam dahi asarının eserlerinin şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Ve vahyi Kur'an dahi hayatlar hakaikının şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Bakın işte o anlam meselesi. Biz demiyor muyuz? Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan bu kainatı yarattı. Ne demek bu? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en özet şekilde, en cemalli şekilde, en girift şekilde kendisinde taşıdığı sır, ifade ettiği sır, ifade ettiği ibadet, ifade ettiği mana, o mananın açılımıdır kainat. O projenin genişletilmesi üzerine yaratılmıştır. Mesela diyelim ki bir apartmanın planı var elinizde. O apartmanın planından bir şehir kurabilirsiniz. Çünkü şehir de nihayetinde apartmanlardan teşekkül ediyor. Bir apartman planından bir şehir yapılır mı? Yahu yapılır. La teşbih ve la temsil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın planı o kadar girift ki yani onda kemaliyle ifade bulunan o sır, onun aynalığı o kadar mükemmel ki o aynalıktan yaydığınız zaman sahaya kainat ortaya çıkıyor. Onun katmanlarıyız biz aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın temsil ettiği hakikatin katmanlarıyız biz. Nasıl diyelim? Sulandırılmış, yani sütün haşhane bu ifadeleri şey için kullanıyorum, zihnimize yaklaşsın diye. Bizde de insaniyetten bir parça var ama biz neredeyiz, o nerede? Ama onun nuru sayesinde bizde de bu var. Yani o taslak üzerine yaratılmışız. O taslağın üzerine yaratılmış olmamızdan dolayı bizde de bir parçası, bir hissesi var. Cansızlarda da var. Her şeyin bir tesbihi var.
Bu tesbihler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki o zirveliğin onun sahaya yayılmasıyla, geniş alanda tecelli ettirilmesiyle, şerh edilmesiyle, tabiri caizse hani kitapları izah etmek için şerh yazıyorlar ya, daha da detaylandırmak için gibi bir şekilde aklımıza yaklaştırmak için söylüyorum bunu arkadaşlar. Kusurlarını arındırın burada. Yani la teşbih ve la temsil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığı öyle bir varlık. İfade ettiği mana öyle bir mana. Ya bir tane Kureyş kabilesinden bir insancık, bir çoban, bir tacir, işte 63 sene yaşamış falan. Ya tamam, sana öyle gözüküyor da bir de onun içine bak. Kainatta olanın ondaki döngüsüne bak. Onun ifade ettiği mananın kainatın her bir yanıyla ilgisine bak. Aleyhisselatü Vesselam nasıl ilgileri var? Nasıl bağlantılar var? Nasıl onlar onunla anlam buluyor? Nasıl o yerleştirilince tamam her şey ait olduğu yere geldi. Taşlar yerine oturdu. Yapboz tamamlandı gibi geliyor. Müslümana geliyor elhamdülillah. Yani onun varlığıyla dünyamız ışıklanıyor. İşte buradaki o ifadeler yani kaynağı bu mana gibi geliyor bana. Allahu alem. Nasıl işte hayat kainatta öyle, şuur ve his hayatta öyle, akıl şuur ve histe öyle, ruh hayatın içinde öyle. Geliyoruz. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatül hülasadır. Hepimizi sıksan bir damla hakikat damlası hepimizi sıkmaktan o hakikat Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Hayat-ı Muhammediye'dir yani. Ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Burada bakınız ikiye böldü sanki. Hayat-ı Muhammediye dedi, bir de Risalet-i Muhammediye dedi. Hayat-ı Muhammediye'yi ruhu kainatla bağladı. Cevher dedi, zatı dedi ona yukarıda hatta. Yani ruh için o şeyi kullanmıştı. Geldi burada da ruhu kainatın hülasasıdır dedi ona, hayatına. Risaletine de his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır dedi. Yani insanın hissi, şuuru, aklı sıkılsa, çünkü bunlar hep bizim kainatı okuma şeklimiz değil mi? Yani kainatı bunlarla biliyoruz, tanıyoruz, öğreniyoruz, anlıyoruz vesaire. Biz hepimizi toplasan, hepimizin anladığını, bildiğini, şuurlandığını toplasan, sıksan, onlardan, yani onların özeti, icmali, bütün o künhünün bu ulaşabileceği şey, Risaleti Muhammediye aleyhissalatü vesselam da bildirilmiş zaten. Onun risaleti o işte zirveye çıkmış. Yani biz daha onun üstüne çıkamıyoruz. Neye ulaşır insaniyet? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın zirvesine. En fazla o. Zirve o. Ondan daha yukarı çıkabilmemiz mümkün değil. Orada bak tanımak bağlamında olanları risaletine bağladı sanki. İşte farkındalık bağlamında olanları, anlamak bağlamında olanları, idrak bağlamında olanları Risalet-i Muhammediye bağladı. Ruh bağlamında olanları da o cevher, zat. Onu da Hayat-ı Muhammediye'ye bağladı. İlginç. Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi kainatın, şuradan okuyayım da aklımızda kalsın. Öyle de maddi ve manevi Hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatül hülasadır. Ve Risalet-i Muhammediye, özetin özeti hülasatül hülasa. Ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi Hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi asarının şehadetiyle, eserlerinin şehadetiyle hayatı kainatın hayatıdır. Onun anlamı kainatın hayatıdır. Kainat hayatta nasıl kalır? Onun anlamıyla. Aynı anlamla. Ve Risalet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam dahi, bak ayırdı yine, ve Risalet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam, şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Bilmesi, bak şuur, farkındalık, bilmek, nur, yine bilmek, yani bilgi de bir nur çeşididir. Bir şeye ışık yansıyor, oradan bize geliyor, biz bu sayede onu biliyoruz. Aslında bilgi de bu. Yani ondan gelen etkileri tanımak, bilgi.
ben filancayı iyi tanırım. Nereden tanıyorsun? Ondan gelen etkilere maruz kaldın çünkü daha önce. Konuşmasını gördün, ticaretini gördün, dostluğunu gördün, yolculuk yaptın vesaire. Etkilerinden tanıyorsun. Nur bu anlamda yani o etkilenmeyi de kastediyormuş gibi hissediyorum. Şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Ve vahyi Kur'an dahi hayatlar hakaikının şehadetiyle hayatlar olmasını nereden anlıyoruz? Hep hükmü geçmesinden ve icra edildiği yerde hayata anlam katmasından, hayatı hayatlandırmasından, hayatı layık olduğu mevkiye çıkarmasından. Evet, vahyi Kur'an dahi hayatlar hakaikının şehadetiyle hayatı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Hayatı kainatın ruhudur, kainatın hayatının ruhu, Kur'an, vahyi Kur'an ve şuuru kainatın aklı. Yani kainatın bütün farkındalığının özeti Kur'an'da var. Yani Kur'an sayesinde bizim aklımız akıl oluyor. Aklı akıl yapan Kur'an ve sünnet. Onların mizanları bizi toparlıyor. Çünkü sünnet de vahidir biliyorsunuz sünnet. Vahiy gayrimetlubudur. Elbette işte dediğim gibi derece farkları var onların içinde. Hadis ilimine göre, fıkıh ilmine göre ama yine de öz olarak, özet olarak o da vahiydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an verilmiştir ve bir de sünnet verilmiştir. Hikmetinden Murat sünnettir diyor. Kur'an'da geçiyor hikmet olarak. O hikmetten Murat sünnettir diyor İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh. El hak öyledir. Ve bize akıl da öyle gelmiştir. Biz şu an mesela çoğu şeyi din sayesinde biliyoruz da dinden bildiğimizi bilmiyoruz. Leszek Kolakowski diye bir eski komünist aydın var. Sonra komünizmi bırakmış ama solculuğu devam ediyor. Onun Bilgiler kitabında bir söyleşisi var. Diyor ki, bunu diyor deneylemek mümkün değil. Çünkü diyor dinin etkilerini hayattan çıkaramayız, toplumlardan çıkaramayız mutlak bir şekilde diyor. Ama diyor ben şöyle düşünüyorum. Eğer dinler olmasa iyiliği ve kötülüğü ayıracak elimizde aygıt kalmaz diyor. O kitaptaki söyleşisinin hatta sayfasını ben Twitter'da paylaşmıştım. Yani dinler olmasa diyor insanlık kötüyle iyiyi ayıramaz. Bak kötüyle iyiliği ayırmak ne? Akıl işi. Faydayı zarardan ayırmak ne? İşte akıl. Demek ki bu aklı bize veren de Kur'an ve sünnet. Bütün peygamberlere yayılmış şekliyle düşünün ve en zirvesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı, ona gelen vahiy Kur'an ve sünnet. Bunlar bizi akıl sahibi yaptı aslında. Biz süreci çok uzun zamanda yaşadığımız için sanki bir kısmı bizde zaten var, doğuştan geliyor gibi hissediyoruz. Halbuki öyle değil. O bilgi bir çekilse bizden, işte Leszek Kolakowski'nin ifade ettiği gibi bir de bakacağız ki elimizde hiçbir şey kalmıyor. Vesaire. Evet arkadaşlar hızlıca şurayı da okuyayım, bitireyim. En azından kadere geçmiş olalım bugün. Evet. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam nuru çıksa, gitse kainat vefat edecek. Yani anlamı kalmayacak kainatın artık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nuru çıksa ama. Yani onun getirdiği manayı tamamen kainattan çekip alsanız, işte o Leszek Kolakowski'nin dediği gibi iyi ile kötüyü ayıracak bir şey kalmayacak. Varlığının hikmeti kalmayacak kainatın. İmtihan süreci bitecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve küre-i arz kafasını aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. Nasıl ki madde mana üzerine var olur, bunu hep söylüyoruz. Bir proje olmadan bir bina çıkılmıyor. Bir anlam dünyası olmadan bir kitap yazılmıyor. Kainat da bir anlam üzerinde duruyor. İşte o anlam çıksa, o anlam ne? O anlam Kur'an. Elbette Kur'an en son şekli ama vahiy hakikati hep devam ede gelen bir şey. Bir çıksa o bir kainattan, bir çekilip alınsa onun bütün manaları, küre-i arz diyor aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyaraya çarpacak, bir kıyameti koparacak. Yani biz bilmiyoruz Kur'an manası, anlam dünyasında neler yapıyor, bu fizikten öte hangi fizikler var bilmiyoruz. Bunlar bize uzak gibi geliyor ama bazen bilim kurgu filmlerinde falan veya fantastik filmlerinde Amerikalıların falan şöyle şeyler yapılıyor. İşte çocukların gülüşü biterse dünya felakete gidecek diye çocukların gülmesini engelleyen işte yaratıklar falan var. Onu engellemeye çalışan işte insanlar var, süper kahramanlar var falan.
Ya sanki adamlar ufaktan ufaktan böyle bir şey seziyorlar. Eğer bu biterse kainat yok olacak. Bunu engellememiz lazım diyorlar. Bu da aslında kendindeki küçük şeylerin büyük alemle ilgisini kavramak bir açıdan. Elbette onlar çok komik şeylerden çıkarıyorlar ama biz de bunun hakikatini söyleyelim. Evet, Kur'an'ın ve sünnetin varlığı bu hayattan çekilse, tamamen gitse, evet bu maddenin üzerinde duracağı mana kalmayacak, amaç kalmayacak, gaye hikmet kalmayacak. O nedenle de varlık aklını yitirecek, o farkındalık yitirildiğinden ötürü ve kıyametimizin vakti gelmiş olacak. Cenab-ı Hak ne diyelim bizi son nefeste iman ile ölen, iman ile dirilenlerden eylesin. Bu manayı, bu hakikatleri, bu özü yitirmemeyi nasip eylesin, arttırmayı nasip eylesin, yaymayı nasip eylesin. Bu da bir vazife çünkü bu manaları yaymak. İşte ben de bundan vazifeli gördüğüm için dilim dönmemesine rağmen, çoğu zaman gaf yapmama rağmen arkadaşlar elimden geldiğince üstattan aldığım emaneti taşımaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Daha nice derslerde buluşmayı nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.